Ya bazı şeyler haddimiz değil de karşılığında kazandığım para. İşte yaşadığım travma. Böyle çok açık etmek istemediğim. Çok fazla benim videolarımda söyleme imkanı çok oluşmuyor. Kredi kartı borçlarını tamamlayıp döndü. Etkilendi. Ya bir sürü şey sayabilirim de. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, bugün Murat Çay'la çok güzel bir röportaj yaptık. Röportaja geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Tüm gün Murat Çay'la birlikteydik. Murat Can'ın bir röportajında ona yardımcı olduk. Sabah bizi Sakarya'dan aldı ve röportaj yapacağımız Yalova Fıstıklı'ya gittik. Sorularımızı yolda sormaya başladık. Merhabalar. 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 Yeni videomuza hoş geldiniz. Alışık olmadığım bir şey. Hem birisinin kamerayı tutup benim konuşmam falan gibi olaylar tersine dönüyor. Şimdi şöyle, ben evlere ve yaşam hikayelerine gidiyorum ya, ama hep de istemişimdir, anlatamadığım çok şey var. İnsanların hayatını merak ettiğim videolar çektiğim için, sanki onlar daha çok konuştuğu için, ben konuşamadığım için de ya bir gün birisi benim hikayemi çeker mi? İlk seninle başladık. Muratça, ilk önce YouTube hayatıma Ege'ye göç ettim ismiyle girmiştim. Merhabalar arkadaşlar, Ege'ye göç ettim kanalına hoş geldiniz. Kocaeli'nin Gebze ilçesinden oraya göçmüştüm. Bir kopyalamayla değil ama yaşamım beni oralara sürüklediği için ayrıca karar aldık. İskelet olarak anlatıyorum yani. Tabii ki sıkıntılar yaşadık. O sıkıntılardan dolayı benim iş dinamiğim bunları anlatmalısın yolculuğu yaptırdı bana. Yani anlatmalıyım ki başkaları da yaşamasın, doğru yönlensin. Tamamen mottom buydu yani, dinamiğim buydu. Sonra ismimi değiştirdim. Bazı şeyler benim çok canımı sıkmaya başlamıştı. İsmin değişikliği gerekiyordu. 3 ay düşündükten sonra uzaklarda aradığım ismimi dibimdeymiş meğersem. Muratça, Murat'ın dilinden ve soy isminde Cesurdur olduğu için C ile başlıyor, A ile bitiyor. Ona da uydu. Muratça kısaca öyle, 2 tane çocuğum var. Matbaa işiyle uğraşıyorum. O kırılma noktası bazen bazı aileler için avantaj olur, bazıları için dezavantaj olabilir. Onu iyi görebilmek lazım. Bizim geniş zamana yayılan bir süreçti ama gerçekleştiği andan bir an önce anlık bir şeydi. Bazen bazı şeyleri çok düşünmek lazım. Çok düşünüp bir anda hamle yapmak lazım. Aynen öyle oldu benim. Dükkanı kapatayım mı, ne yapayım diye düşünürken, birini mi koyayım, uzaktan mı kontrol edeyim, oraya kameramı koyayım falan düşünürken sıkıldım, bir şey bulamadım. Ondan sonra atın böyle yularını ağzına dayadığında, böyle şeyi kırbaçı vurduğunda böyle çok sıkarsın ya atı. At sıkılır. Ama yularını hafif bıraktığında o da rahatlar, devam eder koşmaya. Atın yularını bıraktım orada. Bir anda bana Dalaman Havalimanı'ndan iş geldi. İş gelince, orası tamamlanınca hemen kapattım dükkanı. Anında. İşin görünen tarafı, işin psikolojik tarafı benim oralara kendimi ait hissetmem. Son 10 yılımı orada geçirmem. Orada bir sürü insan tanımam falan. Etkili oldu. Kısaca böyle. Ben de kendi evimde, kendi çocuklarımla, eşim fazla çok çıkmak istemiyordu kameraya. Öyle videolar çekmeye başlayarak pandemiden önce video hayatım başlamıştı. Ama herkes tutkusunu bilmeli ya, yani sevdiği şeyi yapmalı ya. Yaşamlara gidip meraklıyım. Yaşamlara gidip yaşamlarla insanlara bir şey anlatmayı. Çünkü onlar gerçekti. Onlar kurgu değildi. Böyle gerçek bir dünya yakalamışım. İletişimimin de çok iyi olduğunu fark ettim. Ulaşabildiklerin oluştu ve göğsün açıldı. Ondan sonra da yapabildiğim video anlamında yapabildiğim en iyi şeyi yaptığımı fark ettim. Sonra çok keyif aldığımı fark ettim. İki tane durum gerçekleşmiş oldu. Ben insanlara bilgi veriyorum. Benim hayatımın içinde olan bir şey. Hayatımla beraber videolar gidiyor. Daha ben Allah'tan ne isterim? Ego kokan bir şey olmasın ama ilk başlarda bu tamamen iletişimle ilgili bir şey yani. Her gün bir insan tanıyacağım diye bir mottom vardı. Şimdi evimde otursam, bir yırtıklık göstermesem, bunların olması mümkün değil. Boş vaktim olursa giderim, çay içerim, bir şey yaparım, ormana giderim. Ormanda yürürken birini tanıdım mesela, birini buldum. Ama bu hep dışarı çıkmakla, yürümekle, yolda olmaktan bahsediyorum insanlara hep. Öyle oluyor. Şimdi daha kolay gibi görünebilir ama tamam, yarım kilosu daha kolay. Yarım kilosu daha kolay ama
Tamam artık ben Murat deyince ha tanıyorum diyor mesela, alakasız bir ilde birisi. Biraz oradan geliyor, biraz takipçilerimden geliyor, Murat böyle bir hikaye var sana yakışır, tanışmanı isterim. Biraz da ben buluyorum. Muğla'nın dışına çıkmaya başladım artık, bunu çok seviyorum işte. Biz herhalde ilk dışarıdan röportaj yaptığımız yerlerden biriyiz. Evet, İstanbul'dan kaçış. İlk hakikaten heyecanlanmıştım ha, evet. Ya bazı şeyler haddimiz değil de, hazırlan da gel. Kendini ona emanet etme sadece. Başka şekilde hazırlan. Daha tam hazır değilken sıfırdan bir şey oluşturuyorsun. Bu sıfırdan iş oluşturmak gibi bir şey. Ne kadar başarılı olacağın, ne yöne gideceği, senin psikolojin, hayatın, çocukların, sevdiğin şeyler, karakterin falan, bunların hepsine etki oluyor. Ne getirecek belli olmadığı için. Tenkitim o olabilir yani. Şeye giriyorum şimdi, bir köy kahvesindeydi yani. Yani nerede olsa bir köy kahvesi biliyoruz. Çay sesi baksana. Arkada amcalar bakıyor mu? Evet. Ne yapıyor bunlar falan diye. Ya aslında benim 15 yıllık bir şirketim var. Matbaacıyım ben. Buraya gelirken de buradaki yaşamımı da o iş üzerinden sürdüreceğimi planlayıp da geldim zaten. Evet öyle de oldu, devam ediyor. Şimdi hatta yurt dışına da bir satışlarımız başladı. Satış yapan bir platformda mağazamız var. Ama buraya geldikten sonra işte yola çıkınca yol görünür denir ya, karşıma YouTube çıktı yani. İnsanlara bir şeyler anlatayım diye, az önceki sorunda da söylemiştim aslında. İnsanlara bir şey anlatayım diye çıktığım bir yoldu YouTube. Şimdi oradan da gelir gelmeye başladı. Ama ben bu geliri sonuna kadar hak edip insanlara hep bir şeyler verme telaşında olduğum için çok yıpratıyorum kendimi. Sonuçta iki tane gelir sorduğun için iki tane gelirim var diyebiliriz yani. Arabanın virajı dönerken böyle çok genişten aldığım bir soru. Şu kadar aboneyle şu kadar olur falan, böyle bir durum yok yani. İlk önce insanlara bir şey vermen lazım yani. 10 bin aboneli birisi 1 milyon aboneli olan birinden daha fazla kazanabileceği bir ay olabilir. Bu yaptığın içerikle alakalı bir şey ama benim şu andaki tempom, benim şu andaki yaptığım videoların sıklığı, benim buna ayırdığım mesainin karşılığında kazandığım para bana yetiyor. Yaşadığım çok büyük bir travma geçirdim orada. Videolarda söylemiyorum. Böyle bir şeye gerek yok. Her şeyi bilmesine gerek yok insanların. Küçük alçaklık yükseklik olarak demeyeyim de bazı insanlarla bazı insanların frekansları oluyor. Çünkü orası gelir geçer bir yer. Bazı konularda bir seviye oluşmuş oluyor. O insanların aynı ortamda olduğundan dolayı birbirleriyle anlaşamama durumu oluyor. Ciğerden bir soru. O zaman şöyle söyleyeyim. İlk başlarda tabii ki hepimiz annemizin babamızın oğluyuz. Bilmiyoruz ki, biz TRT mezunu falan bir şey değiliz. Kamerayı almışız, çekmeye başlamışız yani. O ekranın dilini, o insanlarla olan iletişimi, diyaloğu falan, onun altyapısını, psikolojik taraflarını falan bilmediğimiz için ilk başlarda zorlandığım, tabii herkesin zorlandığı gibi, kötü bir yorum geldiğinde, böyle bir acı bir şey geldiğinde, ya bu niye böyle dedi, kafaya takıyorsun falan. Daha çok senin yaptığın işle alakalı seni seven ve senin peşinden gelen kitle %85 ise sorun yok. %15'lik kesim senin burnuna takıyor, saçına takıyor, elbisene takıyor. Yani önemsiz bir kitle. Dolayısıyla o insanlar hayatına girişi bir saniye, çıkış da bir saniye. El alem ne der baskısı da bu işte. Röportaj alanında gittiğimiz yer gerçekten çok güzel bir kulübeydi. Kulübenin içinde de çok güzel bir ambiyans vardı. Tabii biz de o ambiyansı kaçırmadık. Ortamımız da şu an öyle. Güzel de bir ortamdayız ormanın içinde. Benim sakinleştiğim yerler ya öyle. Şimdi ya Muğla'nın dışına çıkmaya işte başladım. Tabii ki imkanlarla alakalı bir şey de, ben çok istiyorum, açıkça söyleyeyim bunu. Bu imkanı da şu an bulduğum için bunu da söyleyeyim. Çok fazla benim videolarımda söyleme imkanı çok oluşmuyor. İnsanlara rol model olmak istiyorum o hikayelerle. Tamamen işin temeli bu. Bunu yapmak istiyorum. Ama şimdi tabii ki yavaş yavaş bazı sponsorlar da gelmeye başladı. Öyle olunca, güçlü olunca da tabii ki dışarı çıkma imkanımız oluşuyor. Çok keyif alıyorum. Cevabı veriyorum. İnanılmaz keyif alıyorum. İşte yaşadığım travma. Yani böyle çok açık etmek istemediğim, fazla güvenden dolayı bir aldatılma hikayesi diyebilirim başlıkla. 5 sene geriye gittim. Çok hazır gelmeme rağmen. İşte o yüzden yoğurdu üfleyerek, yiyerek
insanlara anlattığım videolar ortaya çıkıyor işte. Tabii insanlar bunu yanlış anlıyor. İstediğin kadar ben akıllıyım de, istediğin kadar bana hiçbir şey olmaz de. Onlar o kadar profesyoneller ki, evimize hırsız girmişti Gebze'deyken. Çilingir çağırdım. Çilingir kapıyı yaparken dedi ki, biz kendi aramızda seminer yapıyoruz kendimizi geliştirmek için. Onlar da kendilerini geliştirmek için seminerler yapıyor. Kim 1-0 öndeyse onlar öne geçiyor. Yani hırsızlar ve çilingirciler. Etkilendiğim, ilgin şu an. Evet. Ya bir sürü şey sayabilirim de. Fethiye'de bir Burcu Hanım vardı. Burcu öğretmen Afrika'dan dönmüştü. 100 yıllık bir taş evini muazzam bir hale getirmişti. Hiçbir zarar vermeden, yıkmadan, kendi aklıyla ve sadece işte ustalarıyla, hiçbir inşaat bilgisi olmadan. Mesela o beni etkilemişti. Onun dışında ormanda yaşayan bir Ali abimiz vardı. Orada bir projesi var. O adamın yaşamı beni çok etkiledi. Devam ediyor tabii ki o projesi. Oraya bir gıda ormanına çevirmeye çalışıyor. O beni etkilemişti. Bir tane bir Cemil amcamız vardı. Onu Akyaka'da yakaladım. Ankara'dan gelmişti oraya. Kredi kartı borçları vardı pandemi. Onu kapatmak için Umut'la Akyaka'ya gelmiş bir çocuk oyuncağı vardı. Onu satarak kredi kartı borçlarını tamamlayıp döndü. Onun o isteği, o azmi, yaşam enerjisi beni çok etkilemişti. Tabii ki videolarla çizdiğin için etrafını o anlamda söylüyorum. Yangında çektiğim videolarda çok zorlanmıştım ama bir sorumluluğum vardı oraya. Büyük kanallar gelmemişti bizim Köyceğiz'de. İnsanlar haberi benim kanalımdan almıştı. Ama çok zorlandığım videolardı. Hem yangınla mücadele edip hem çekim yapmak falan çok zordu. Onu da unutamıyorum. Bunun bir iş olduğunu, ne yapmak istediğimi, kelimelerimi seçerek kullanmamın çocuklarıma olan etkisini falan gördükçe, aynı zamanda bazı gittiğim yerlere onları da götürüyorum veya akşam evime dönüyorum. Yani ona göre ayarlıyorum, işimi ona göre ayarlıyorum. Eğer kızım okula götüreceksem bırakıp öyle gidiyorum falan, ona göre geliyorum. Eğer uzak bir yere gideceksem o günümüzü ona göre ayarlıyoruz. Dolayısıyla herhangi birisi şu an servislerde veya kahvaltı sofrasında, akşam yemeğinde şu an bizi izleyen varsa anlayacaklardır ki, veya bankacı veya muhasebeci veya çok zalim bir amirin altında çalışan bir arkadaşımız varsa beni çok iyi anlayacaktır ki, her iş öyle. Akşam eve döndüğünde ailenle berabersin. Aynı şekilde veya YouTube çevremden dolayı inanılmaz bir insan ağım oluştuğu için ya insanlar bizde ya biz insanlardayız. Dolayısıyla çok etkileyen, çok sıkıntı yaratan bir durum yok ama konunun herhalde bazı taraflarını hanıma ve çocuklara sorman gerekiyor. Onları bulunca sorarsın. Çocukların okulunda da artık bu bilinmeye başlandığı için, hani babası ne iş yapıyor diye sorulduğunda birisi bankacı diyor, birisi işte belediyede çalışıyor diyor, birisi çiftçi diyor. Yuşa veya Zümra da diyor ki babam işte internette, YouTube'da yayınlar yapıyor falan diyor. Bu böyle olduğu için, biraz alışılmışın dışında bir iş olduğu için de o biliniyor. Çocuklara etkisinde artık bilmiyorum, onların hayal güçleriyle alakalı ne diyorlar bilmiyorum ama o biliniyor oralarda. Artık müdürleri, öğretmenleri falan tanıyor, hepsi olmasa da. Hatta benim videolarımı izleyip de çocuklarımın okullarına tayin olan öğretmenler de var. Ya YouTube ve dijital dünya benim hayatıma sonradan giren bir olgu. Ben matbaacıyım. Yaşamımı da bir günüm bile kalsa ömrümde daha eğlenceli geçirmeye çalışıp daha frekansımın tuttuğu, daha yaşam enerjisi olan, daha fayda alıp fayda vermeyi seven insanlarla beraber geçirmek istediğim için şehirden daha kırsala göçmüş, bu hayatı tercih etmiş birisiyim. Bu uyumu ailemle ve çocuklarımla beraber oluşturmuş birisiyim. Yaşadığım tecrübeden dolayı da insanlara bir şey anlatayım diye YouTube kanalını açmış olan birisiyim. Daha sonra YouTube kanalı işe dönüşmüş olan birisiyim. Hayatımız böyle, bu şekilde geçiyor. Videolar yapıyorum ve fayda alıp fayda vermeyi, gözyaşı silmeyi çok seviyorum. Seni seviyorum. Benim ve Filiz hakkında, kanalımız Filiz hakkında. Filiz de seviyorum, seni de seviyorum. Şöyle oldu. Hatırlar mısın bilmem. Sen bana ulaştıktan sonra seninle telefon görüşmemiz olmuştu. Ya bizim buralarda bir tabir vardır, tamam mı? Hani bu, olumsuz anlamda algılanmasın. Çünkü Türkçe'de ve Türkiye'de farklı yerlere çekilmek çok seviliyor. Hani kırık insanlar. Yani farklı düşünen aslında. Farklı düşünen insanlar. Yaşam enerjisi olan insanlar. Küçük şeylere takılmayan insanlar. Yaşamayı seven, fayda vermeyi seven insanlar. Bizim çizgimiz ve çerçevemiz içine giriyor. Senin de videolarına baktığımda böyle bir heyecan gördükten sonra işte o yüzden oluşuyor. Soruların bir tanesinde de o vardı. Yani video başlamayınca başlamıyor işte. Tamam, başlamayınca başlamıyor abi. Olmuyor. Sen de onu hissettiğim için sana dedim ki Sakarya'ya yolumuz düştüğünde veya buna uygun bir program oluştuğunda mutlaka gelip senin videonu çekeceğim. Çekmek istiyorum. Çekmek isterim demiştim, hatırlarsan. Eğer o videolarından onu almasaydım olmazdı, oluşmazdı. Seninle sonra bir arkadaşlığımız başladı. Senin de yolun açık olsun. Çok emek veriyorsun. Edit de
parçalarsın herkesi. Ben anlamıyorum senin kadar. Editte, montajda. O kadar dijital bilgim yok senin kadar. Çok emek veriyorsun. Ve bu emeği de teknolojiyle harmanlayıp tamamen doğal halini yansıtıyorsun. Seni sevmeye devam edeceğim. Soruları hazırlamak da, röportaj da çok keyifliydi. Biz aklımızdaki soruları sorduk. Umuyorum siz de merak ettiğiniz bazı sorulara cevap bulmuşsunuzdur Murat'la ilgili. Röportaj serilerimiz böyle güzel röportajlarla devam edecek. Siz kiminle röportaj yapmamızı isterseniz yorumlara yazarsanız seviniriz. Bugünlük bizden bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ahşap olmadan hiçbir şey olmaz bence diye düşünüyorum. Her iş ahşapla başlıyor. Devrimizde de olaylar tam tersine döndü. Evet. Bungalov diye bir şey çıktı. İşte evet. Tiny House diye bir şeyler çıktı. Evet. Anında. Soru neydi? Muratça neden başkalarıyla iletişim kuruyor? Güzel soru. Çekiyor? Güzel soru. Bravo. Sen de işini çok iyi yapıyorsun. İyi yakalıyorsun.